Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Hello everyone. Welcome hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün my daily routine ünitesindeyiz arkadaşlar. Yani benim günlük rutinim, günlük rutinimde neler yapıyorum, geniş zamanda neler yapıyorum onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir hemen görevlerimize bakmak istiyorum. Evet, nelerimiz varmış bizim bu hafta görevlerimizde? Süpersonik'ten 19. test, 20. test ve 22. testi yapacakmışız. Şöyle de bir haftanın programına baktığım zaman aslında şuraya denk geliyor. Videomuzdan hemen sonra yapmamız gereken görevler burada da aynı şekilde yazıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım görevlerimize. Dediğim gibi Süpersonik'ten 3 adet testimiz var. 19, 20 ve 22. test neredeymiş bunlar? Şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar, 19. test burada, 20. test burada, 22. test de burada. Aynen öyle. Burada bayağı bir sorumuz var. Bu soruları güzel bir şekilde yapıp TATS'a giriyorsunuz. Ardından Dinamo'da da 58 ile 72. sayfa arasını yapmanızı istiyoruz. 58 burada başlıyor yine sözlüğümüzle beraber. Önce kelimeleri öğreniyoruz. Ardından grameri öğreniyoruz. Ve testlerimizi güzel bir şekilde çözüyoruz arkadaşlar. 72. sayfaya kadar. Sonra bitmeli tabii ki tüm dersler kitabından da 7. ve 8. testleri yapacakmışım arkadaşlar. Tabii ki İngilizce kısmındakilerden bahsediyorum. Şöyle bir bakalım 7. testimiz. Aynen öyle, burada 5 adet sorumuz var. 8. testte de yine 5 adet sorumuz var. Toplamda 10 tane soru da buradan yapıyoruz arkadaşlar. Ve son olarak hepsini yaptıktan sonra biraz daha zor sorular çözmek istiyorum. Bana bunlar kolay geldi diyenler için 8. ve 7. testi yapacaksınız arkadaşlar. Şuradan hemen açmak istiyorum. Evet, 7. testimizde 7 tane sorumuz var. 8. testte de 7 tane sorumuz var. Burada toplam 14 tane sorumuz var arkadaşlar. Bunları güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Öğreniyoruz, yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Bakalım biz bugün neler öğrenecekmişiz? Şöyle büyüteçli bir bakalım arkadaşlar. Numbers from 1 to 100, yani 1'den 100'e kadar olan sayıların hepsini söylemeyi öğreniyorum. İkinci olarak telling the time, yani saati, zamanı söylemeyi öğreniyorum. Ve son olarak describing what people do regularly. Regularly dediğim şey düzenli olarak, yani insanların düzenli olarak neler yaptığından bahsedeceğim ben bu ünitede. Şurayı güzel bir şekilde geçelim arkadaşlar. Şöyle bakalım my daily routines, benim günlük rutinlerim nelermiş. Mesela televizyon izliyor değil mi? Burada uyanan bir Tonguç görüyorum. Dişlerim yeni fırçalayan bir Tonguç görüyorum. Ödev yapan bir Tonguç görüyorum. Okula giden bir Tonguç görüyorum. Bakın sırtında sırt çantası var. Bu şekilde bizim günlük rutinlerimiz var. Aslında bugün bunların hepsinin anlamından bahsedeceğiz. Güzel bir şekilde bütün kelimeleri öğreneceğiz arkadaşlar. Peki en son ben bütün konuyu öğrendikten, izledikten sonra videoyu izledim. Ödevleri yaptım. Şimdi ne yapacağım? Konuyu öğrendin mi gerçekten? Öğrenip öğrenmediğini ben şu şekilde görebiliyorum. Sen TATS'a giriyorsun, meydan okuma testini yapıyorsun. Yapamazsan ne oluyorsun? Yapamazsan patates oluyorsun. O yüzden ben seni görmem lazım. Bakalım gerçekten öğrenmiş misin? O yüzden TATS'a giriyorsun, ne yapıyorsun oradan? Meydan okuma testini güzel bir şekilde yapıyorsun. O zaman ne yapalım artık, konumuza güzel bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlayalım konumuza. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kap'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bu üniteyi 3'e ayırdık. Öncelikle burada ne yapıyor Tonguç? Hemen bakalım. Talking about daily routines. Burada herhalde Tongül bize günlük rutinini anlatıyor. Burada ise Tonguç bir saat tutmuş. Yani ben bu ünitede telling the time, yani saati söylemeyi öğreneceğim. Ve aynı zamanda da telling numbers between 1 and 100. Yani 1 ile 100 arasındaki sayıları söylemeyi öğreneceğim. Çok güzel bir şekilde hepsini anlayacağımızı düşünüyorum bu videodan sonra. Hemen bir diyalogla başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki çok fazla yazı lütfen gözünüzü korkutmasın. Hepsini beraber yapacağız. Zaten bu basit. Bunların hepsini ben
bugün ders içinde öğreteceğim sizlere. Tonguç'la Tongül kendileri bize ne anlatıyor arkadaşlar? Yani ünitemizin adı gibi bize günlük rutinlerini anlatıyorlar. Yani daily routine. Hemen bir bakalım. Nasıl başlıyoruz böyle günlük rutinimizi anlatmaya? Hello ya da hi diyerek başlıyoruz. Mesela Tonguç ne demiş? Hello demiş. I am Tonguç. Ben Tonguç diyor. This is my daily routine. This is my daily routine. Bu benim günlük rutinim diyor. Bakın rutin Türkçedekiyle aynı. I wake up at 8 o'clock on weekdays. I wake up. Ben uyanırım at 8 o'clock. Saat 8'de. On weekdays. Hafta içleri. And I eat breakfast. Ve kahvaltı yaparım. I go to school by train. Okula giderim diyor. School. I go to school by train. Trenle. After school, okuldan sonra I arrive at home. Eve varıyorum. Kaçta? By 4 p.m. 4'e doğru. I eat dinner. Dinner neydi? Akşam yemeği. With my family. Ailemle akşam yemeği yiyorum. And we watch TV. Ve biz televizyon izleriz. I go to bed at 10 o'clock. Ben giderim yatağa. Saat kaçta? 10'da gidiyormuş arkadaşlar. And I sleep at 11 o'clock. Ve 11 gibi uyuyormuş. Yani bir saat yatakta takılıyor. Tongül ne diyor ona bakalım şimdi. Sonuçta herkesin günlük rutini farklı. Hi, my name is Tongül. Selam, benim adım Tongül. This is my weekend routine. Bu benim hafta sonu rutinim diyor. Bizi hafta sonu rutinini anlatacak Tongül. Yani okula gitmiyor. I wake up at 10 a.m. 10'da kalkıyormuş. Gayet normal. Zaten hafta içi sürekli erken kalkıyoruz. And I get out of bed at 11 p.m. 10'da uyanıyor ama yataktan 11'de çıkıyor. O da sabah bir saat takılıyor yatakta herhalde. We have breakfast with my family. Biz kahvaltı yaparız. Breakfast kahvaltı demek. With my family. Ailemle kahvaltı yaparız. In the afternoon. Öğleden sonra. I go outside. Dışarı gidiyorum. And I play with my friends. Arkadaşlarımla. With my friends. I play. Oynarım. I get back home, eve dönerim, get back, dönmek, at 6 p.m. Saat 6'da, yani 6 p.m'de eve dönüyor. And have dinner with my family, ve ailemle akşam yemeği yerim diyor. After that, ondan sonra, I do homework, ödev yaparım. I brush my teeth, dişlerimi fırçalarım. And I sleep at 10 p.m. ve saat 10'da ne yapıyormuş arkadaşlar? Uyuyormuş. Sleep yapıyormuş yani. Tamam, bunları şimdi hepsini zaten tek tek sayfalarda öğreneceğiz. Bir bakalım günlük rutinimizde nasıl kelimeler kullanıyoruz diye. Bu arada Tonguç ne yapıyor arkadaşlar? Bakın elinde bir çay var. Burada da bir yemek var ama ne yemeği olduğunu tam olarak çözemedim. Değişik poğaçamsı duruyor. Demek ki ne yapıyor Tonguç burada? Kahvaltı yapıyor değil mi? Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Burada bir şeyler yazıyor falan. Oturmuş böyle masasına. Demek ki ödev yapıyor olabilir. Do homework. Ödev yapmak. Burada yatakta. Go to bed. Yatağa gitmek. Brush teeth. Fırçalamak. Dişlerini. Bakın burada diş fırçasıyla fırçalıyor. Ve burada da ne yazıyor? Arrive at school. Okula varmak. Arkadaşlar arrive varmak demektir. Brush teeth neydi? Diş fırçalamak. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Do homework. Ödev yapmak. Go to bed. Yatağa gitmek. Evet. Bakalım hemen. Burada bir okul servisi var zaten. Get on the bus. Otobüse ya da servise binmek. Get on the bus. School bus olursa okul otobüsü, okul servisi daha doğru olur tabi. Burada kıyafet olduğuna göre get dressed diyebiliriz. Giyinmek. Get dressed. Wash hands and face. Elleri ve yüzü yıkamak. Burada elini ve yüzünü yıkıyor değil mi? Burada da bakın uyanan artık böyle kollarını açmış geriniyor sabah. Get up. Kalkmak artık. Uyanmak. Onun anlamına geliyor. Tekrar edelim. Get on the bus. Otobüse binmek. Get dressed. Giyinmek. Wash hands and face.
elleri ve yüzü yıkamak. Get up ise kalkmak. Hemen değiştiriyorum. Başka ne varmış burada bakalım. Read books. Kitap okumak. Comb hair. Saçları taramak. Bakın zaten olmayan 3 tane saç telini tarıyor burada Tonguç. Demek ki çok bakımlı. See a movie. Bir filme gitmek. Sinemada. Go shopping. Alışverişe gitmek. Talk to friends. Arkadaşlarla konuşmak. Tekrar edelim. Read books. Kitap okumak. Comb hair. Saç taramak. See a movie. Bir filmi görmek, izlemek. Go shopping. Alışverişe gitmek. Talk to friends. Arkadaşlarla konuşmak anlamındadır arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Burada, bakın burada modem ışığı falan yanıyor ya da kasa olabilir. Bu bir bilgisayar, klavye. Demek ki internette takılıyor. Go online. Çevrimiçi olmak. Yani internette olmak demek. Burada televizyon, kumanda falan filan anlıyoruz zaten. TV aynı Türkçe'de bu şekilde geçti. Watch TV. Televizyon izlemek. Have lunch. Bakın bu sefer çay yok. Çay yoksa bu öğle yemeği. Have lunch. Öğle yemeği yemek. Breakfast neydi? Kahvaltı. Lunch, öğle yemeği. Get back home. Eve dönmek. Go online. İnternette olmaktı. Watch TV. Televizyon izlemek. Have lunch. Öğle yemeği yemek. Get back home ise eve dönmek demekti arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı şöyle bir alıştırmamız var. Boşlukları dolduracağız. Tonguç bla bla up at 8 o'clock. 8'de ne yapıyor arkadaşlar? Kalkıyor değil mi? Uyanıyor, kalkıyor. Nasıl diyorduk? Get up diyorduk değil mi? Ama şimdi bir tane burada olayımız olacak. Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Buradaki boşluktaki kelimelerimizi geniş zamana uyarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl? Hemen bakalım. Geniş zamanı öğrenmiştik bu üniteden önce. Şöyle bir kalem daha almak istiyorum. Bir renk daha almak istiyorum. Bunu anlatmak için arkadaşlar. En azından tekrar olsun diye. Eğer ben geniş zamanda böyle her zaman yaptığım şeylerden bahsediyorsam fiilimi ne yapıyordum arkadaşlar? Direkt yalın halde yazıyordum değil mi? Mesela ben uyanırım. Nasıl diyordum? I, ben, get up. Uyanırım, kalkarım. Ama eğer buradaki fiilim he, she, it tam biri olursa. He, she, it. Bunlardan biri olursa arkadaşlar benim fiilime ne geliyordu? Bir tane böyle s takısı geliyordu, tamam mı? S takısı. Yani fiilimin sonuna s harfi getiriyorum. Şimdi he, she, it ne demek? Bunların hepsi İngilizce'de o demek. O. He erkekler için o, she kızlar için o, it de hayvanlar ve cansızlar için o demek. Şimdi neye göre yapıyoruz bunu? İlla he, she, it mi yazması lazım? Hayır arkadaşlar. Direkt bir insan ismi görürseniz he yerine mesela Tonguç diyebiliriz. She yerine Tongül diyebiliriz ya da annem, kız kardeşim diyebiliriz. It yerine de bir hayvanın adı yazabilir. Şimdi illa böyle yazmasına gerek yokmuş yani. Burada da Tonguç yazıyor. Tonguç'un da bir he değil mi? Bir o, erkek o. O zaman bunun sonuna ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki de s takısı gelecek. Tamam mı? Buradakilerin hepsini o şekilde yapacağız. He, his hair. Saçları ne yapıyor? Tarıyor. Taramak neydi? Comb. Ama ne yapıyorduk arkadaşlar? Sonuna s takısı getiriyorduk. Hemen yazalım. Evet. His hair in the morning. Sabah saçını tarar. He bir şey to school. Okula ne yapar arkadaşlar? Gider değil mi? Go. Şimdi direkt s eklemeyeceğim. Eğer sonunda sesli harf varsa es şeklinde ekliyorum. And he bir şey there at 9:30. Bu saatleri de bugün öğreneceğiz. 9:30 geç. Yani 9:30'da. Orada ne oluyor arkadaşlar? Oraya varmış oluyor artık değil mi? Varmak neydi? Arrive değil mi? Arrive. Hemen sonuna s de kısım getirdik. Tonguç bir şey his teachers carefully. Öğretmenlerini çok dikkatlice, carefully, çok dikkatlice ne yapıyor arkadaşlar? Dinliyor değil mi? Hemen dinlemeyi de yazalım buraya o zaman. Listen. S takısı listens to his teachers carefully. After school, okuldan sonra he blah blah home. Eve ne yapıyor arkadaşlar?
geliyor değil mi? Come. Hemen onu da yazalım. Come, gelmek. Sonuna s takısı. Ben şimdi demiştim ya burada sesli harf olunca bir tane de e getiriyoruz diye. Burada ama mesela e harfi olduğu zaman tekrar e getirmiyoruz tabii ki. He, bir şey bir şey, his friend and bir şey bir şey, his homework. Şimdi ne yapıyor olabilir arkadaşlar? Yani burada arkadaşıyla yapabileceği benim gördüğüm sadece bir arama eylemi var değil mi? Call, telefonla aramak demek. Demek ki eve gelirken sonra bir arkadaşıyla arıyor. Okulda takılmak yetmemiş olduğuna göre evde bir daha konuşmak istiyor olabilir. He calls his friend, arkadaşını arıyor. And his homework, ödevini yapıyor. Ha, telefonda ödev yapıyor olabilirler değil mi arkadaşlar? Ödev yapmak nasıl diyoruz? Do mu? Hayır, bu sefer şey kullanacağız. He olduğu için fiilimiz sonuna s takısı getiriyordu. He does his homework. Ödevini yapar. After, ondan da sonra he, TV. Televizyon ne yapıyorduk? İzliyorduk. Hemen onu da yazalım. Watch, izlemek. Bunu da sonuna s takısı getiriyorum. Yine es geldi. Burada da h olduğu için, yani sonunda böyle olduğu için arkadaşlar. C, h gibi durumlarda da s geliyor. With her family. His olacak bu. Tonguç erkek çünkü. Hemen onu his yapalım. Şöyle. His family. Ailesiyle televizyon izler. He, his teeth. Dişlerini ne yapar arkadaşlar? Fırçalar değil mi? Brush. Bakın ne demiştim? Böyle sonunda CH gibi şeyler olursa burada da SH var. Yine ES geliyor. And he to bed at 10 o'clock. Saat 10'da da yatağına gidiyor arkadaşlar. Gitmek neydi? Go. Goes. Şimdi bunları bir şey yapalım. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu, 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 bunu. Walk dışarıda kaldı gibi oldu. Şimdi şöyle, okula burada gidiyor dedik ya, burada da yatağa gidiyor dedik. Şimdi bunlardan birini yürümek yapsaydık eğer, yatağa yürümek biraz garip olacağı için okula yürürdü desek daha doğru olabilir buraya. Ama gitmekte de hiçbir sıkıntı yok. İkisini de söyleyebilirsiniz. Tamam, burası anlatıldığına göre hemen geçiyorum. Şimdi de sayıları öğrenelim. Evet arkadaşlar, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Bunları bilseniz yeterli olacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 12'ye kadar hepsinin kendisinin bir tane ismi var. Ama 13'ten sonra buradakiler arkadaşlar hepsinin sonuna aynı şey gelecek. 13 için önce 3 diyeceğiz, sonra teen diyeceğiz. Çok basit. 3 neydi? 3. Benziyor yani, direkt aynısını yazmıyoruz da. 13. Bakın 13 oldu. 14 için önce 4 diyorum. 14. 14. 14. 13, 14. Şimdi 5 diyeceğim ama 5'ı yine hani 3 gibi böyle biraz kısaltmalı gibi yazıyorum. 15. 6 neydi? 6. O zaman 16. 17. 18. 19. Peki 20'ye de şey mi diyeceğiz diye düşünüyor olabilirsiniz. 10, teen falan gibi. Hayır, 20'nin kendisi ismi var. 20. Evet arkadaşlar, 20'ye kadarki sayılarımız bunlar. Tekrar bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam mı? Şimdi buraya geçiyorum. 20'den sonrakilerde ne yapıyoruz? Önce 20 diyoruz, sonra 1 diyoruz arkadaşlar. Mesela neydi 20? 20. 21. Bu şekilde yapıyorum. Direkt 2 neydi mesela? 2. 22. 23.
bu şekilde gidiyor. Mesela 29 yapalım. 29. Peki 30 ne arkadaşlar? Bunları da artık şöyle yapacağız. 13, 14 falan demiştik ya. Teen yerine 30 diyoruz. Mesela bu 40 demek arkadaşlar. 40'ı nasıl yapacağız? 40. Bakın direkt 4 yazmadım ama hani benziyor. Mesela burada 50, 50. Hani bunları çok karıştırabiliyorlar. Mesela 30, 30 demek ama neydi? 13 vardı. Bu 13 demek. Bunlar bazen karışabiliyor. Mesela 14, 14 demekti ya. 40, 40 demek. Bunları karıştırmayın, tamam mı? Sonunda teen varsa eğer 13 ile 19 arasındadır. 60, 70, 80, 90 ve 100, 100 arkadaşlar. Şimdi bana rastgele bir sayı sorsanız mesela ne olsun? 67 ne demek hocam? Nasıl yapacağım? Önce 60 diyeceğim, sonra 7 diyeceğim. Aynı bu 20'lerde yaptığım gibi. 60 ne demek? 60. 7 ne demek? 7. 67 o zaman. Mesela 82, 82 olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Aferin size. Hemen buradan bir practice'imizi yapalım. 32 demek için önce 30 diyeceğim. 30 neydi arkadaşlar? 30. 2 neydi? 2. Böyle çok basit. 60 ne demek? Hemen düşünüyorum. 60. 8 neydi? 8. 11'in direkt kendi adı var. Demiştim size 12'ye kadar hepsinin kendi ismi var diye. 11. 97. 90 ne demek? Yazalım. 97. 97. 40 neydi? 45. 45. 45. Direkt böyle yazıyorum. Çok basit. Burada da 29 yazacağım. 20. 20 demekti. 9 neydi? 9. 88. Önce 80 yazıyorum. 80. Sonra 8 yazıyorum. 88. 51. 51. 12'nin de kendi adı vardı. Neydi? 12. Evet arkadaşlar, çok güzel. Hemen burayı da geçiyorum. Şimdi biraz saatlere bakacağız. Şimdi saatlerle ilgili size öncelikle öğretmek istediğim bir şey var. Hemen buradan boş bir kağıt alıp size bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi saatlerde ne yapıyoruz? Bunu böyle bir düşünün. Koca bir saat, tamam mı? Şöyle de ortasının noktasını koyalım. Burası 12, 3, 6, 9. Arkadaşlar bir saati söylerken 3'ü 5 geçiyor, işte 4'e bilmem ne var falan diyoruz ya. Buradaki dakikaları söylerken eğer benim saatim buradan burayaysa, yani 30'a kadar olan bir saatse, yani mesela örnek vereyim 2.25, 30'a kadar olan bir saat değil mi? Ya da işte 1.10 ya da 11.29, bakın 30'a kadar, 30 da dahil bu arada, 11.30 da dahil. Bunların hepsinde ben şu ifadeyi kullanacağım. Past. Past geçiyor demek çünkü. Ama 30'dan sonraki sayılarda, yani mesela ne olsun? 10, 47 mesela. Ya da işte 6, 52. Bakın buradaki dakikalar, yani ikinci kısımdaki şeyler hep 30'dan sonraki kısım değil mi? Şuradaki kısım. Yani yelkovan buradaysa eğer. Bu zaman ben 6'yı 52 geçiyor demek yerine arkadaşlar artık 7'ye 8 var. 7'ye 8 kala diyeceğim. Bu durumda da to'yu kullanacağım arkadaşlar. Tamam mı? Ve saatleri yazarken püf noktamız şu olacak her zaman. Her zaman önce dakika yazılır. Dakika nedir? Minute. Her zaman önce dakika yazılır. Sonra ya past diyeceğiz ya da to diyeceğiz. Ya geçiyor ya da kalıyor diyeceğiz. Sonra da saatimizi yazacağız. Mesela önce dakika demiştik. Hemen arkadaki bir practice'lerimizden yapmaya çalışalım. Olur mu? Evet. Mesela burada. 4'ü 5 geçiyor ya bu. Önce dakikayı yazıyoruz. Kaç geçiyor? 5. Önce bunu yazdım. 5. Geçiyor neydi? Az önce öğrendik. Past. Kaçı 5 geçiyor? 4'ü. Şimdi buraya 4 yazıyorum. 5 past 4.
Anlaşıldı mı? Ama eğer 30'dan sonraysa, mesela burada 9:40. 40 olduğu zaman 40 geçiyor demeyeceğim. Diğer saate ne kadar kaldığına bakıyorum. 20 dakika var değil mi diğer saate? Çünkü bir saat 60 dakikadır. Yani saat 10'a 20 dakika var. Önce dakika yazıyorum. 20 neydi? 20. Var ne demekti? To. Şimdi saat yazacağım. Ama 9 yazmayacağım. Çünkü 22, 9 dersem eğer 9'a 20 var olur. Ama burada 9'a 20 varlık bir durum yok. Burada 9:40 olmuş saat zaten. 20 dakika neye var? Saat 10'a var. Yani eğer ben to ibaresini kullanıyorsam buradaki saatime 1 ekleyerek yazıyorum arkadaşlar. 20 to 10. Yani 10'a 20 var. Tamam mı? Şimdi bakalım. Eğer benim saatim dümdüzse, yani hiçbir şekilde bir dakika falan geçmiyorsa, dümdüz saat 6'ysa, direkt saati yazıyorum önce. 6, sonra devamına da o'clock diyorum. O'clock, saat tam 6 demek, tamam mı? Eğer buçuksa, buçuk geçiyor diyeceğim. Half buçuk demek arkadaşlar. Half geçiyor diyeceğim. Past, kaça buçuk geçiyor? 12'yi direkt yazıyorum. 12. Evet, burada mesela 10'u 10 geçiyor. O zaman 10 geçiyor. Önce dakikayı yazıyorum. Burada fark etmese de. Past geçiyor. Kaçı 10 geçiyor? 10'u. Burada 15 var. 15 ne demek? Biz böyle 15 ve 45 için ayrı bir şey kullanıyoruz. Quarter diyoruz. Quarter çeyrek demek. Türkçe'de de çeyrek geçiyor diyoruz ya. 15 geçiyor yerine çeyrek geçiyor diyeceğiz. Buraya önce dakikayı yazıyorum. Dakikam da benim quarter, yani çeyrek. 30'dan küçük olduğu için past yazıyorum. Sonra buradaki saatimi yazıyorum. Quarter past 7, yani 7'yi çeyrek geçiyor dedim. Burada bakalım. Burada 45, 30'dan büyük arkadaşlar. Quarter diyorum, çeyrek var. Kaça? 8'e mi? Hayır arkadaşlar, 9'a çeyrek var. Yani buradakini 1 artırıyorum tool kullandığım zaman. 9'a çeyrek var çünkü saat 8:45. Burada işte 4:55, yani 5'e 5 var diyeceğim. Önce dakikayı yazıyorum. Dakikam ne kadar kalmış? 5 dakikam kalmış. 5 kala kaça? 5'e. 5 to 5. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hemen şuradaki etkinliklerimizi de yapalım. It's 5 past 6. Önce yazılan dakikaydı değil mi? 5 geçiyor. Kaçı? 6'yı 5 geçiyor arkadaşlar. 5 past 10. Half neydi? Buçuk. Buçuk geçiyor onu. Yani saat 10:30. Quarter var demekti. Pardon. Quarter çeyrek demekti. To ise var demek. Çeyrek var. Kaça? 8'e çeyrek var. Daha saat 8 olmamış yani. Ne olmuş oluyor o zaman? 7:45 olmuş oluyor. 1 o'clock saat dümdüz 1 demektir. Quarter past 7. Past geçiyor demek. 7'yi kaç geçiyor arkadaşlar? Quarter. Yani 7'yi çeyrek geçiyor. Umarım anlaşılmıştır diyorum. Ve buradaki cümlelerimizi düzenliyoruz arkadaşlar şimdi de. Bir hata olması lazım bu cümlelerde. Bakalım. She sleeps at 10 o'clock in the morning. Enteresan. Neden? Çünkü in the morning ne demek arkadaşlar? Sabah demek. Sabah 10'da uyuyor olamaz arkadaşlar. Yani olabilir tabii ki, sabah 10'da uyuyanlar vardır ama hani garip. Bu yüzden bunu nasıl düzelteceğiz? Uyuyor yerine ne yazacağız arkadaşlar? Burayı silip uyanıyor yazacağız değil mi? Neydi uyanmak ya da kalkmak? Gets up. Ya da ne diyebilirim? Gets up yerine wakes up da diyebilirim. Evet. İkinci cümleme baktığın zaman da şunu görüyorum. Comb taramak demekti. Teeth diş demekti. Dişlerini tarar, çok saçma. Dişlerini ne yapar arkadaşlar? Fırçalar. Ya buraya brushes diyeceğim ya da tarar saçlarını diyeceğim arkadaşlar. Birini seçmem lazım. Ben fırçalamak demek istiyorum. He brushes his teeth. My father eats breakfast in the night. Babam gece kahvaltı yapar. Biraz... Yani tabii tekrar söylüyorum. Bunları yapanlar olabilir tabii ki. Belki dişini tarayan da vardır. Ama garip. Tekrar onu söylemek istiyorum. Geceleri kahvaltı yapamayacağı için burada geceyi silip in the morning diyeceğim arkadaşlar. Sabah kahvaltı yapar diyeceğim. Evet.
Tonguç do homework every day. Buradaki fark da şu arkadaşlar. Tonguç bir he'ydi değil mi? Erkekler için o kullandığımız zaman ne yapıyorduk fiilimi? Fiilime s takısı getiriyordum. Yani do yerine does yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada eat normalde yemek yemek demek ama my father bir he olduğu için sonuna s gelmiş. Bakın comes, brushes, she sleeps, gets up, wakes up. Bakın he, she, it olduğu zaman her zaman böyle oluyor. Geçelim bir sonraki practice'imize. Evet, bunları da eşleştireceğiz şimdi. Half past seven neydi? Buçuk geçiyor 7. 7.30'u bulacağız buradan arkadaşlar. Buldum. D'de 7.30 var. Evet. 3 o'clock. Saat tam 3'ü bulacağım. B şıkkında. 5 past 2. Bu ne demek arkadaşlar? 5'i 2 geçiyor mu demek? Hayır. Her zaman ilk yazılan neydi? Dakikaydı. 5 geçiyor. Kaçı? 2'yi 5 geçiyor. Bunu bulmam lazım. Şimdi buldum arkadaşlar. Burada akrep 2'yi gösteriyor. Yelkovan burada 1'i gösteriyor. Yani 5 dakika geçmiş. Hemen yazalım. Quarter past 11. 11'i geçiyor. Kaç geçiyor? Quarter. 11 çeyrek geçiyor. Hangisi? Burada. Ve son örneğimizde quarter to 8. Yani quarter çeyrek demekti. To var demekti. 8'e çeyrek var. Yani 7.45'i bulacağım buradan arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet burada. 7.45 arkadaşlar. Hemen bunu da ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Çok güzel. Hepsini yaptık. Practice'imizin. Şimdi bir diğer practice'imiz. Tonguç da Tongül konuşuyor. Tonguç sormuş. What time is it? Saat kaç? Saat kaç sorusuna salı günü demem değil mi arkadaşlar? Saçma. In the morning sabahları demem. Saati soruyor çünkü. Şimdi it's 5. Türkçe'de 5 diyebilirim direkt ama İngilizce'de ben dümdüz bir saat söylemek istiyorsam sonuna o'clock yazmak zorundayım. O yüzden cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Bugün neler öğrendik? Bence bugün çok güzel ders işledik. Bir bakalım. Talking about daily routines. Yani ben günlük rutinlerimden bahsetmeyi öğrendim. Telling the time. Saatleri söylemeyi öğrendim. Telling numbers between 1 to 100. Yani 1 ile 100 arasındaki sayıları da saymayı öğrendim. Tabii bunları hemen bir derste öğrenmek birazcık zorlanıyor olabilirsiniz. Ama 100 tane sayı öğreneceğim diye düşünmeyin arkadaşlar. Mantığını oturttuktan sonra gayet basit. İsterseniz o kısmı biraz daha çalışmanızı öneriyorum ben. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen günün sorusuna geçiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Goodbye everybody. Tonguç Dershane sundu.